İslam medeniyetindeki o Evet. bilim geleneğini inceledikten sonra benim vardığım sonuç buradaki bilim tanımı oldu. Açık seçik tanımlanmış bir konu etrafında belli bir yöntemle, ki usul oluyor bizde bu, elde edilen nazariyeler bütünlüğünün bilimsel bilinç sayesinde adlandırılmasıyla oluşan düzenli bilgi kümesine bilim denir. Tabi demin arz etmeye çalıştığım gibi bilimi daha çok İslam medeniyetindeki ilim kelimesine karşılık olarak kullanıyorum ben burada. O kapsamlı, daha geniş, her şeyi içine alan, yani sadece kevni ilimleri çalışan değil ama aynı zamanda hem dini ilimler hem sosyal insan ilimleri vesaire hepsini içine alan bir tanımlama bu. Ve böyle olması lazım. Ha, bana deseler ki ya sen bize sadece kevni ilimleri tanımla, Ziyaüddin Serdar'ın tanımı, onun verdiği tarif tam ona Evet. uygun. Yani kevni ilimlerin tarifi o öyle olur. Ama diğer ilimleri de kapsayacak bir tarif istediğimiz zaman böyle olması lazım. Neden böyle? Burada bilimin üç özelliğini zikretmemiz gerekiyor. Birincisi, pozitivizmin savunduğu bir husus var. Bilim küllidir diyor. Her kültürde, her medeniyette aynıdır, değişmez. Sabittir. Bu külli özellikleri herkesin alıp uygulaması lazım. Bu, kendi bilim anlayışlarını bize empoze etmeye çalışmaktan başka bir şey değil. Ben senin gibi bilim yapmak zorunda değilim. Nitekim bir medeniyette olan bir bilim diğer bir medeniyette olmayabilir. Mesela bizde fıkıh var, fıkıh ilmi var. Batıda yok böyle bir ilim. Orada çıkmamış böyle bir ilim. Bizde hadis ilmi var. Onlarda yok bu hadis ilmi. Bizde tefsir ilmi var. Ha, onlarda İncil'le ilgili, evet, İncil'e yönelik tefsirler var. Biblical exegesis diyorlar onlar. Onunla ilgili çalışmalar bir açıdan benziyor. Tam olmasa bile birazcık ona benzeyen bir şey var.